Selamlar millet nasılsınız iyisiniz umarım bu videomuzda sistemimizi optimize etmiştik önceki videolarda iki video çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam Üçüncü olarak da Seven Days optimize edeceğiz daha fazla FPS alabilmek için Açıklamalarda gençler 3 adet komut 2 adet de başlangıç komutu bulacaksınız Başlangıç komutlarını gençler isterseniz oyunu bir kapatalım isterseniz oyuna sağ tıklayıp özellikler deyip şu kısma yazabilirsiniz bu şey şu komut bu gençler işlemcinin öncelik vermesine, sistemin Windows'un oyuna öncelik vermesine yarayan bir komut. Bir sonraki ise oyun oyna dedikten sonra show game launcher diyoruz. Bu gençler çok düşük sisteminiz varsa işinize yarayabilir. Buraya gençler parametre kısmına bunu yazıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam DirectX 9 API ile oyunu açmamıza yarıyor. İsterseniz de anti chat'i kapatıp gençler oyuna girebilirsiniz. Eğer single oynayacaksanız ya da bazı sonucularda anti chat kapalıysa olsunculara girerken isterseniz kapatabilirsiniz. Ben olduğu gibi açacağım. Ve bazı komutlarımız var. Komutlarımızı hemen gireceğiz. FPS'inizi görmek istiyorsanız da gençler oyun içinden F8'e basabilirsiniz. Şimdi bazı oyun ayarları var gençler. Optimum denen. Bunu Türkçe'ye çevirip kendi sisteme büyük ihtimalle atmışımdır. Aşağıdan Optimum ayarları bulabilirsiniz. Optimize edilmiş. kalite Kaliteli grafikleri şu an kendim için yapacağım. Sistemim gençler 3060, 12 GB ve 5500 16 GB RAM'im var. Hemen MSI Afterburner'ı açacağım. FPS ve daha fazla detayı görebilmek için size daha fazla bilgiyi verebilmek için Şimdi gençler ben V-Sync'i açık tutuyorum. Burada çok fazla FPS'im yüksek oluyor. Şimdi kapattığım zaman göreceksiniz. Direkt 700'lere fırladı. Video çekmediğim zaman 2000'lere kadar çıkabiliyor. O yüzden ekran kartım gereksiz zorlanmasın, işlemcim gereksiz zorlanmasın diye V-Sync'i açıyorum. Evet, Afterburner'ımız da geldi. Şimdi bizim için Optimized Quality Settings, yani optimize edilmiş kaliteli ayarlardan. Ben şimdi öncelikle Ultra'yı alacağım ve yavaş yavaş düşüreceğim. Anti aliasing'i 1080p için yüksek diyor. AI Shaping'i isterseniz, yani şu kısmı, %10 ile %50 arasında tutabilirsiniz diyor. Ben yüksekte bırakacağım onu açmayacağım. Doku kalitesinde gençler VRAM'inize göre seçmeniz gerekiyor. Bence gençler bunu tama alın. FPS'inizi ve göz zevkinizle bir oran kurun. Ona göre gençler bunu yapın. Bunun sebebi şu gençler bunu eğer ki tam alırsanız daha kaliteli görseller görmeye başlıyorsunuz ama video RAM'inizi dolduruyor. Video RAM de ekran kartınızın işte 4 GB'lık ekran kartım var vesaire derler. Oradan anlayabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam tam 8 için yarım 4, çeyrek 2, 8'de 1 ise 1 GB ekran kartları için. Ha, 1 GB ekran kartınız varsa büyük ihtimalle onun bir şeyi yavaştır falan vesaire. O yüzden e, çoğu şeyi low almanız gerekebilir. Gene de eklemişler 8'de 1'i belki PvP'de vesaire bir FPS farkı vesaire yaşatabilir. Bunu tam da bırakıyoruz gençler. Texture Filter doku filtrelemesini bunu ultra alın diyor. Bunu yükseğe alın bunu da yükseğe alın diyor. Bunun galiba ultra plus'ı da kadar vardı. Bunu ultra plus'a çekmenize gerek yok diyor. Ben gene çekeceğim. Ekran kartım iyi olduğu için gençler çoğu ayarı fullleyebiliyorum. Gölge yansımalarını açın diyor. Yani ortalama bu şekilde diyor. Ben genelde gençler ultra'ya çekiyorum. Şunu alta çekiyorum. Hareket bulanıklığını kapatıyorum. Gençler bu eğer ki düşük FPS alıyorsanız 40 30-40 arası alıyorsanız 60 FPS'miş gibi oyununuzu göstertebiliyor. Bu yüzden bunu basite almak isteyebilirsiniz. Benim çok hoşuma gidiyordu. Şu aralar nedenini bilmiyorum. Belki ekranımla alakalı, belki başka bir ayar açtığımdan ötürü. Bende birazcık baş ağrısı yapıyor. O yüzden hareket bulanıklığını ben genelde kapatıyorum. Performansa etkisi yüksek diyor ama bence gene de açılabilir bir şey getirin özellik. Gençler bu SSAO ee, daha ayrıntılı gölgeler vesaire için diyor. Bunu gençler kesinlikle açın. Çoğu gölgeyi bu oluşturuyor. Oyununuzu gölgesiz görebilirsiniz sırf bunu kapattığınız için. Ve eğer ki Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız GeForce Experience'tan bu ayarları kendiniz otomatik yaptırabilirsiniz ekran kartınıza göre. Evet gençler şu an dünyaya girdik. Gördüğünüz gibi 59-60 FPS arası alıyorum. Video çektiğim için de gençler birazcık FPS düşük olabilir. Ama o kadar da katlanacağız. Gençler bazı yaptığımız ayarlar şuraya kadar görmemizi sağlıyor. Siz belki de şuraya kadar göreceksiniz bazı yaptığımız ayarlardan ötürü ama en azından oyununuz takılmayacak, droplarınız azalacak. Şöyle birazcık etrafa bakarken hemen ilk komutumuzu yazacağım. Bu komutları gençler şeyde bulacaksınız açıklamalarda i̇lk komutu yazdım. Sanki gölgeler gitti gibi oldu. Birazcık fark ettiyseniz. Gençler bu galiba sadece Nvidia ekran kartlarında geçerli. AMD bir ekran kartınız varsa gene de yazabilirsiniz. İşinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle bir şey oldu. Ee, uzaktaki detaylar azaldı. Ayardan sonra. Üçüncü ayarımızda gençler dışarıdaki FPS'imizi arttırmak için. Binalar için FPS'imiz zaten şeyde. az sisi kaldırmış. Ayarlardan biri. Ta şuraya kadar görebiliyoruz şu anda. Net bir şekilde. Şimdi ben herhangi bir eve gideceğim. God açsam daha hızlı giderim ama açamıyorum. Debug'ı aç. DM yazdığımızda DM açıyoruz. E şu anda bir eve geldik. Zombilerimizi bir temizleyelim. Şu an gençler gördüğünüz gibi ev içinde de FPS'im yüksek. Dışarı çıktığımda da Normalde gençler dışarıyı siliyor. Şu an dışarıyı görmediğim için dışarı silinik durumda ve dışarısı sıfırdan oluşuyor. Bu yüzden gençler dışarıdaki FPS'imiz bir tık düşük oluyor. Bunu yaptığımız ayarlarla o düşme şeyini ne denir? Azaltmış oluyoruz. FPS'imiz daha az düşmüş oluyor. E, Biyom XML dosyası var oyunun içinde. Bunu da ekstra olarak sistemde bir yazı olarak eklerim. E, kum fırtınası, kar fırtınası ve sislerin Sislerin şeyini seviyesini azaltabiliyorsunuz gençler. Peki ben bu yaptığım ayarları geri alabiliyor muyum? Videoyu bir şeyin değiştirsem, uygula desem. Galiba komutların şu an etkisini yok ettim, emin değilim. Ayara daha değineceğim şu anda. Şöyle bir geri geldiğimde, evet gördüğünüz gibi gençler şu an köprü duruyor. Bunun sebebi ise şu. Dinamik mesh ayarı. Şu an dinamik mesh etkin aslında. Allah Allah. <laughs> dinamik mesh de gençler az önceki gibi şeylerin olmasını aslında engelliyor. Ya yani normalde şunu göremiyor olmam lazım. Dinamik mesh demek ki çok da düzgün çalışan bir ayar değilmiş. Bir de gençler horttayken biraz FPS'imi göstereyim. Ee, zombiler gelmeye başladı. Evet, FPS'de bir düşüş oldu. Ya, haklı bir şekilde çünkü işlemciyi tüketiyor daha çok. Biraz kulaklıktan ses kısmam lazım. Allah Allah, ben 90 FPS'e kadar alıyordum. Şu an biraz düştü FPS'im. Sebebini bilmiyorum ama... Normalde gördüğümden daha uzak mesafeleri net görüyorum. Belki de sesi kapattığımızdan vesairedir. Ya, şu an 60'lara yaklaştık. Ya, daha fazla video uzatmayayım. Birçok kaynağı zaten videonun açıklamalarını koyacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.